Sevgili dinleyicilerimiz, hepinize merhaba. 17. G20 Liderler Zirvesi 15-16 Kasım tarihlerinde Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılıyor. Zirvenin ana teması birlikte toparlanma, daha güçlü toparlanma. Küresel sağlık altyapı tesis inşası, dijital modelin değişmesi ve sürdürülebilir enerji modelinin değişmesi gibi gündemlerde zirvede ele alınıyor. Bugün G20 zirvesini konuşacağız. Konunun uzmanı bir isimle Profesör Doktor Tarık Oğuzlu yayın konuğumuz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk Şenol Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu. Bunu da belirtmiş olalım sayın dinleyicilerimiz. Zirvede hem Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in açış konuşması, hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ve temasları, Biden'la, Macron'la görüşmesi, bunları size yönelteceğim sorularım arasında var ama Sayın Oğuzlu, ilk olarak dilerseniz şöyle başlayalım. G20 Liderler Zirvesi'ni genel olarak 17. zirveyi yorumlar mısınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu Evet. zirveyi? Biliyorsunuz 2008 yılında ilk defa devlet ve hükümet başkanlarının zirve toplantıları çerçevesinde G20 çok fazla gündemimize girmiş oldu. Böyle bir uluslararası örgüt bu. En gelişmiş olan 20 zengin ülke. Aslında 19 tane ülke, bir tane de Avrupa Birliği kuruluş olarak yer alıyor. Bunu da biliyorsunuz. Bu seneki toplantıların en önemli unsuru, en önemli konusu herhalde Rusya-Ukrayna Savaşı. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkarmış olduğu jeopolitik olumsuz sonuçta herkesin gündeminde. Dünyanın her tarafında bir hayat pahalılığı var, enflasyon var, bir enerji krizi var, bir gıda krizi var. Sağlık sorunlarından kaynaklanan problemler var. Bu tarz bütün dünyanın genelini etkileyen problemlerin çözümü noktasında küresel bir bilinçle ortak bir işbirliği üzerinden çözüm bulunması hiç olmadığı kadar önemli. Bunun tabii altyapısını araştırmak, bunun olabilirliğini, mümkün olup olmadığını araştırmak, daha ileri boyutlara taşımak noktasında bir şey var, irade var liderlerde. Bu yansıyor. Yani zirve toplantılarındaki görüşmelere yansıyor. Liderlerin ikili düzlemde yaptıkları görüşmelere yansıyor. Ama Rusya noktasında ciddi bir sıkıntı olduğu açık. Çünkü bazı ülkeler batılı ülkeler gibi düşünmüyorlar Rusya söz konusu olduğunda. Rusya'nın çok açıktan kınanmasını, eleştirilmesini konferans sonrasında yayınlanacak olan bildiri de görmek istemeyen ülkeler var. Zannediyorum konferansın bitimi neticesinde yayınlanacak olan o bildiriye yönelik bir draft çalışma yapılmış zaten şu ana kadar, ama o draft çalışmada da herhalde daha orta yolcu bir dil kullanılacağı anlaşılıyor. Hindistan gibi, Türkiye gibi, Brezilya gibi, Güney Afrika gibi ülkeler, aslında Suudi Arabistan gibi G20 üyesi ülkeler çok açıktan eleştirilmesini de sanki istemiyormuş gibi bir durum var Rusya'nın. Diplomatik bir çözüm bulunmasını teşvik edecek bir orta yolcu bir dil kullanılacak. Bunun yanında bir başka olay, G20'yi önemli kılan bir başka olay. İlk defa Biden, Amerika Başkanı Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in işte 2015 ya da 16 yılından bu yana, yanlış hatırlamıyorsam, ilk defa yüz yüze görüşmelerine ev sahipliği yapıyor olması. G20 öncesinde zaten bir gün öncesinden iki ülke lideri 3-4 saatlik bir toplantı yaptılar. Dünyanın şeye de ihtiyacı var. Rusya, Amerika ve Çin arasındaki ilişkilerin biraz daha iyi yönde ilerlemesine, bu gerginliğin bir nebze de olsa azalmasına ihtiyacı var. Allah'tan Biden'ın ve Xi Jinping'in de söylemleri, yaklaşımları bu gerginliği azaltma odaklı. Bence bu olumlu bir ivme kazandırdı toplantılara. Tabii bekleyip göreceğiz. Daha sonuç bildirgesini şu anda görmüş değiliz. Sayın Profesör Doktor Tarık Oğuzlu, öte yandan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in G20 Liderler Zirvesi'nin açılış oturumunda yaptığı konuşma var. Konuşmanın ana teması çağın sorunlarını birlikte çözelim ve güzel geleceği birlikte inşa edelim Evet. olarak belirlenmişti. Daha hoşgörülü bir küresel gelişimi hızlandırmalıyız. Daha fazla insana yarar getirecek küresel kalkınmayı hızlandırmalıyız. Daha dayanıklı bir
küresel gelişimi hızlandırmalıyız gibi başlıklar da var Xi Jinping'in konuşmaları arasında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Aslında şöyle bakıyorum ben buna. Çin ve birçok G20 üyesi ülke, yani orta ölçekli güç kapasitesine sahip G20 üyesi ülke, ikinci bir soğuk savaş iklimi yaşansın istemiyor dünyada. Ama Amerika'nın ve diğer batılı G20 üyesi ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrasında takılmış oldukları tutum artı Çin'in yükselişini baskılamak ve geciktirmek adına Amerika'nın takip etmekte olduğu dış politika stratejisi Trump'la başlayıp Biden'la devam eden dünyamızı ikinci bir soğuk savaş iklimine doğru hızla itmiş gibi gözüküyor. Bu çok ideolojik bir saflaşma, kutuplaşma üzerinden de yürüyor. İşte liberal ülkeler bir tarafta, otokrasi ile yönetilen ülkeler bir tarafta diye. Çin bundan son derece rahatsız. Bu kutuplaşma iklimi olsun istemiyor. Birçok ülke de G20 üyesi, birçok orta ölçekli güç kapasitesi sahip üyesi ülke de iki taraf arasında sıkışmış hissetmek istemiyorlar kendilerini. Taraf tutmak, taraf seçmek zorunda kalmak istemiyorlar. Bu yönden onların da hatırlayınız mesela Endonezya Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşmasında dile getirdiği bir noktaydı bu. Biz taraf seçmek istemiyoruz. İkinci bir soğuk savaş yaşamak istemiyoruz. Bu mesajın önemi bence çok fazla. Bu kaydedilmiştir mutlaka. Zaten Amerikan Başkanı Biden'ın G20 toplantısına gelmeden önce katıldığı başka çok uluslu toplantılarda da bu mesajı aslında aldığı görülüyor. Biden'ın da verdiği mesajlarda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Evet biz Çin bizim düşmanımız değil. Yani Çin'i tehdit etmek gibi bir durumumuz yok. Çin'le işbirliği mekanizmalarının araştırılmasına, buna çalışılmasına çaba sarf ediyoruz. Bunu istiyoruz. Çin'le konuşmak, görüşmek istiyoruz tarzında. Bunlar bence olumlu sinyaller. Yani bu zaten aslında Xi Jinping'in görmek istediği bir şey. Biraz ortam gerginlik azalsın, istikrarlı bir durum ortaya çıksın ki biz de o kalkınmamızı yine mümkünse iki haneli rakamlara ulaşacak şekilde sürdürebilelim. Yani gerginlik Çin'e de yaramıyor. Kimseye yaramıyor. Bence taraflar bunu görmüş durumdalar. Umarım daha olumlu neticeler görürüz yakın gelecekte. Evet, evet. Sayın Oğuzlu, teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinize. Bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi temasları var. Dilerseniz onlara da değinelim. Hem açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle Polonya, Ukrayna sınırına düşen füzeye ilişkin de açıklama yaptı. En sıcak gelişme buydu. Rusya'nın açıklamasına saygı duymak zorundayız, durumundayım dedi. Erdoğan aynı zamanda hem ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Endonezya Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliahtı gibi pek çok görüşmede de bulundu. Dilerseniz özellikle Joe Biden'la görüşmesi en geniş yer tuttu. Buna biraz değinelim. F-16'larla olumlu gelişmelerin olduğunu da Biden söyledi dedi Erdoğan. Sizden alalım efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına ilişkin değerlendirmek. Bence tabii siz de çok isabetle söylediniz. Yani bu tarz toplantılarda liderler birbirleriyle ikili seviyede görüşmeyi, aralarındaki problemleri çözmeyi, halletmeyi isterler. Bu müthiş bir fırsat sunuyor tabii liderlere. Erdoğan da bu fırsatı bence iyi kullanmışa benziyor. Biden'la konuşması tabii ki önemli. Çünkü iki ülke ilişkilerini zehirleyen, sıkıntıya düşüren birçok konu var. F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu veya yenilerinin Türkiye'ye satılması noktasında bir kongreden kaynaklanan bir direnç varmış gibi gözüküyor. İşte bu direncin kırılmasını da Biden gerçekleştirebilir diye umuluyor. Türkiye'nin bir böyle bir beklentisi var. Batı'nın, hani Amerika'nın ve diğer Avrupalı G20 üyesi ülkelerin de Türkiye'nin Ukrayna Savaşı bağlamında oynadığı arabuluculuk rolüne yönelik takdirlerini de biz duyduk, gördük. Yani hem bu tahıl anlaşmasının tekrardan yürürlüğe konulmasında hem de iki taraf arasında olası bir diplomatik barış görüşmesinin başlaması veya neticelenmesi noktasında Türkiye'nin çok arzulu ve hevesli olması. Bence bunlar da takdir toplayan şeyler, kıymetli bulunan şeyler. Şöyle bakalım, bizim de özellikle G20'nin batılı
olan ülkeleriyle olan ilişkilerimizi rayına koyma noktasında bir ihtiyacımız var bence. Biraz çünkü Türkiye'nin batılı aktörlerle olan ilişkileri son yıllarda ciddi bir erozyon içerisine girmişti. Bir toparlanmaya bizim de ihtiyacımız var. Hem ekonomik nedenlerden dolayı hem de güvenlik nedenlerinden dolayı. Ama çok kolay olmayacağı benziyor. Çünkü daha yeni Taksim'de bir saldırı yaşandı biliyorsunuz. Bu saldırı neticesinde devletin en üst kademelerinden farklı mesajlar sanki verilmiş gibi görüldü. Yani İçişleri Bakanı'nın işte kabul etmeyeceğini Birleşik Devletler'in Ankara Büyükelçiliği'nden kaynaklanan taziyeyi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'ın taziye mesajını teşekkür ederek kabul etmesi. Acaba bir çatlak ses mi var, bir çatlak bir durum mu var gibi algılandı ama şöyle bakmak lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri önemli bir ülke. İyi geçinmemiz gerekir böyle bir ülkeyle. Bu realizm bu demek, real politik bu demek. Yok sayamazsınız, görmemezlikten gelemezsiniz. Ben olumlu değerlendiriyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmelerini, konuşmalarını olumlu değerlendiriyorum. Fransız Başkanı Macron'la yaptığı, Alman Başbakanı Scholz'la yaptığı görüşmeler de hakikaten çok değerli. Bir de Batı'nın şöyle stratejik bir hesabı da var zannediyorum. Yani eğer bir soğuk savaş çıkacaksa, yaşanacaksa, bir gerginlik olacaksa, Türkiye'nin kimin tarafında yer alacağı, bu konunun da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Yani NATO üyesi ülkeler, Batı'nın önemli unsur ülkeleri, Türkiye'nin olası bir Rus-Çin bloklaşmasında yer almasını herhalde istemeyeceklerdir. Yani onlar da Türkiye'ye real politik perspektiften baktıklarında onlar açısından da Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi hiç olmadığı kadar önemli olmaya başlıyor. Ama şunu da söyleyelim, yani Erdoğan'dan söz açılmışken Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği, yani yapmış olduğu konuşmada dile getirdiği bu sağlık sorunlarıyla mücadelede ortak akılla hareket edilmesi gerektiği vurgusu önemli, kayda geçmeli. Artı gelişmekte olan, kalkınmakta olan, bizim küresel güney diye tarif ettiğimiz coğrafyada yaşayan birçok ülkenin bu yaşanan krizlerden daha az hasarla çıkabilmesi adına Batı'nın üzerine düşen sorumluluğu daha fazla yerine getirmesi gerektiğini vurgulaması önemli. Yani zengin küresel kuzeyin fakir küresel güneye bu süreçte ayakta kalabilmesi için, bu süreci iyi atlatabilmesi için daha fazla yardım etmesi gerekiyor. Bunun vurgulanması da bence önemli, kayda değer bir gelişme. Türkiye çünkü öyle bir rol de kendine biçmiş durumda. Ben işte uluslararası sistemde adalet istiyorum, daha adil bir dünya istiyorum. Bu vurguyu yapıyor Cumhurbaşkanı birçok toplantıda. Bence değerli. Evet. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa alalım efendim. Yayınımızı sonlandıralım yavaş yavaş. Yani şunu söyleyelim, biliyorsunuz G20 üyesi ülkeler dünyadaki toplam zenginliğin %80'e yakınını karşılıyorlar. Önemli bir güç. Dolayısıyla sık sık bir araya gelmeleri ve konuşmaları küresel istikrar için çok elzem ve önemli. Değerli buluyorum. Evet. Sağ olun efendim. İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim Şenol Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, G20 mekanizması üyeleri arasında dünyanın önemli gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin ekonomilerinin bulunduğu bir yapı. 17. G20 Liderler Zirvesi'ni konuştuk. Bugün konunun uzmanı bir isimle Profesör Doktor Tarık Oğuzlu zirvedeki temasları, görüşmeleri hem Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in konuşması, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve aynı zamanda temasları bağlamında değerlendirdi. Bir başka yayında tekrar buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın, esen kalın.